denklemi verilmiş. Burada T1 gerçeğe sayılmış. Bu ifade parametrik denklem. Doğrunun eğimi isteniyor. Biz doğrunun eğimini bulmak istiyorsak, mesela bizim doğrumuz eşittir, işte y eşittir 3x artı 8 biçiminde yazılmış ise, buradaki 3 sayısı bizim doğrumuzun eğimi olur. Yani y'si yalnızken x'in katsayısı doğrunun eğimi oluyor. Şu an yaşadığımız sorun böyle bir denklemin olmaması. Biz buna standart denklem diyoruz doğrunun. Şuradaki ifade ise parametrik denklemi. Biz parametrik denklemden standart denklemi, yani şunu elde edebiliriz. Buradan çıkarabiliriz. Veya diyelim ki çıkaramıyorsak ve biz bir doğrunun iki tane noktasını biliyorsak, mesela 5,3, diğeri de işte 2,1 gibi iki tane noktasını biliyorsak herhangi bir doğrunun, bu noktalardan eğimi şöyle hesaplayabiliyoruz. Önce y'leri çıkarırız. 3-1, sonra x'leri çıkarırız. 5-2, bunun sonucu 2/3 gelecek. Eğimi böyle de bulabiliriz. İki tane noktasını biliyorsak, ki denklem verildiyse eğim zaten, noktalar zaten biliniyor demektir. Mesela biz t yerine 0 yazarız. X'i -3 gelir, y'si 2 gelir. Demek ki bu doğru -3,2'den geçiyormuş. T yerine 1 yazarız. T yerine 1 yazınca 5-3'ten 2, t yerine yine 1 yazınca 5. 2,5 noktasından da geçiyor. Çıkarırız 2'den 5'i, -3. -3'den 2'yi çıkarırız. -5, bunun neyimi? 3/5 gelir. Böyle de hesap yapabiliriz. Bunu standart biçimde yazalım. Standart biçimde yazmak istiyorsak t'yi yok etmeliyiz. T'den kurtulmalıyız. Şöyle yaparız. -3'ü sola atıyorum. x+3 eşittir 5t. Şimdi 5'e bölelim her iki tarafı. x+3/5 eşittir t olacak. Aynı şeyi aşağıda yaparız. Şurada. Atıyorum 2'yi sola. y-2 eşittir 3t. Bölüyorum 3'e. y-2/3 eşittir t. Bunlar aynı t olduğuna göre şunlar da birbirine eşit olmalı. Eşitleriz. x+3/5 y-2/3. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Buradan şöyle çarparız. 3x ya da böyle çarpayım. 5y. Böyle çarpıp 5y. 5 çarpı -2. -10 eşittir. 3 ile x'i çarpıyorum. 3x. 3 ile 3'ü çarpıyorum. 9. Şuradaki -10'u sağ tarafa doğru yollarız. Şöyle devam ediyorum. 5y eşittir 3x artı 19. Şimdi her iki tarafı 5'e bölelim. 5'e. Şunlar gider. Bizim y'miz eşittir 3/5x artı 19/5 olur. Eğer x y yanlışsa x'in önündeki sayı o doğrunun eğimi oluyor. Yani bu doğrunun eğimi 3/5'tir. Bizden istenen eğim buradan çıkarabiliriz. Tabii şuradan sayılara, t'lere değer verip noktaları bulsaydık daha kolay çıkardı. Ben sadece örnek olsun diye bu şekilde yaptım.